Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Rabbi hebli hukman ve alhiqni bis-salihin. Rabbi zidni ilmen. Rabbi zidni ilmen. Rabbi zidni ilmen. وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ اِنْ اَجْرِيَ اِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ Riyaz-ı Salihinden 198. hadis-i şerife geçtik. Elhamdülillah. Çok önemli bir hadis-i şerif okuyacağız arkadaşlar. Ebu Davud'dan, Tirmizi'den sahih bir hadis-i şeriftir. İbn-i Mesud radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur. İsrail oğulları arasında dinden sapma ilk defa şöyle başladı. Bir adam bir başka adama rastlar ve bana baksana, Allah'tan kork ve yapmakta olduğun şeyi terk et. Çünkü bu sana helal değildir. Yani yanlış bir şey görüyor. Bunu yapma, Allah'tan kork. Bunu Allah yasak etti diyor. Ertesi gün aynı işi yaparken o adamla tekrar karşılaşır ve kendisini yaptığı kötü işten nehyetmediği gibi onunla yiyip içmekten ve birlikte olmaktan da çekinmezdi. Onunla yiyip içmekten ve birlikte olmaktan da çekinmezdi. Bunun altını çiziyoruz. Onlar böyle yapınca, nasıl yapınca Mehmet? Yani bir adam ki yanlış olan bir şeyi görüyor. İlk önce yapması gerekeni yapıyor. Ne diyor? Allah'tan kork, bunu yapma diyor. Ama bir zaman sonra bundan vazgeçmeye başlıyor. O kişi, o yanlış yapan, haram işleyen kişiyle birlikte beraber oturup onunla muhabbet etmekten geri kalmıyor. Onlar böyle yapınca Allahü Teala kalplerini birbirine benzetti. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şu ayeti okudu. Bu ayeti inşallah burada arkadaşlar teberrüken okuyalım ki meclisimize bereket insin. Maide suresi 78 ve 81 ayetleri arasını okuyacağız inşallah. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Lu'inellezine keferu min beni İsrail ala lisani Davud ve İsa ibn Meryem. ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا صدق الله العظيم. Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor mealen. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم. İsrail oğullarından kafir olanlar İsa aleyhisselam ve Davud aleyhisselamın lisanıyla lanetlendiler. Davud aleyhisselam ve İsa aleyhisselam İsrail oğullarını ne yapmış? Onlardan kafir olanları lanetlemiş. ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُ يَعْتَدُونَ Niçin böyle yapmışlar? Niçin lanetlenmiş İsrail oğullarından kafir olanlar? Çünkü haddi aştılar ve asi oldular. ذَٰلِكَ بِمَعْصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ Onlar yapılan kötülükleri birbirlerinden ne yapmazlardı? Engellemezlerdi. Onlar birbirlerini
kötülükten vazgeçirmeye çalışmazlardı. لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ Yaptıkları şey ne kadar kötüydü. Burası enteresan. تَرَا كَثِيرًا مِّنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا Onların çoğunun kafirlerle işbirliği yaptığını görürsün. Yani dostluk kurduğunu görürsün. تَرَا كَثِيرًا مِّنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنْفُسُهُمْ اَنْ سَخِتَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ Kendi elleriyle Allah'ın gazabını davet etmeleri ve bu şekilde ahirete hazırlanmaları ne kadar kötü bir şey. وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَالنَّبِيِّ Eğer onlar gerçekten Allah'a inanmış olsalardı ve peygambere iman etmiş olsalardı, وَالنَّبِيِّ وَمَا اُنْزِلَ اِلَيْهِ ve peygambere indirilmiş olan Kur'an'a da hakkıyla ittiba etmiş olsalardı, iman etmiş olsalardı, مَتَّخَذُوهُمْ اَوْلِيَاءَ o kafirleri dost edinmezlerdi. وَلَاكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ ama onların çoğu yoldan çıkmış fasıklardır. Sadakallahu l-Azim. Allah-u Teala bu şekilde buyuruyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu hadis-i şerifi okuduktan sonra bu ayeti okuyor arkadaşlar. Bu ayetleri okuyor. Şimdi açacağız bunları. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu ayetleri okuduktan sonra şöyle buyurdu. Hayır, Allah'a yemin ederim ki ya iyiliği emreder, kötülükten nehyeder, zalimin elini tutup zulmüne mali olur, onu hakka döndürür ve hak üzerine tutarsınız ya da Allah-u Teala kalplerinizi birbirine benzetir. Sonra da İsrail oğullarına lanet ettiği gibi size de lanet eder. Yukarıdaki tercüme Ebu Davud'un metnine aittir. Tirmizi'nin metninin tercümesi ise şöyledir. Başka bir rivayet okuyacağım şimdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İsrail oğulları günahlara daldıklarında alimleri onları nehyettiyse de onlar işledikleri günahları terk etmediler. Bu defa alimleri de onlarla birlikte oturdular. Beraberce yediler, içtiler. Yine buranın altını çiziyoruz. Bunun üzerine Allah-u Teala da onların kalplerini birbirine benzetti. Davud ve Meryem oğlu İsa'nın diliyle onlara lanet etti. Bu onların isyan etmeleri ve haddi aşmaları sebebiyle idi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz yaslandığı yerden doğrulup oturarak şöyle buyurdu. Hayır, canımı gücü ve kudretiyle elinde tutan Allah'a yemin ederim ki bu yeminin ne olduğunu, neden Efendimiz Aleyhisselam yemin ettiğini geçen derste açıklamıştık. Merak edenler geçen derse inşallah bakmak isteyenler bakabilirler. Canımı gücü ve kudretiyle elinde tutan Allah'a yemin ederim ki onları hakka boyun eğdirinceye kadar bu böyle devam edecektir buyurdu. Açıklayacağız. Açıklamalara geçmeden hemen arkadaşlar burada birkaç yine ayet ve hadis-i şerif inşallah zikredeceğiz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kötülüğe engel olma konusu üzerinde önemli durmuş ve şöyle buyurmuştur. Herhangi biriniz kötülük görürse onu eliyle düzeltsin. Şayet eliyle düzeltmeye gücü yetmezse diliyle düzeltsin. Diliyle de gücü yetmezse kalben buğz etsin buyurmuş Efendimiz Aleyhisselam. Bir başka hadisinde toplumdaki insanları bir geminin alt ve üst kamaralarına binmiş yolculara benzetmiş
Şayet alt kattaki yolcular su almak için üst kata çıkmak yerine geminin altından bir delik açmaya kalkar, üst kattakiler de buna engel olmazsa hep birlikte batıp giderler buyurmuşlardır. Bunu ne yapıyoruz? Hep birlikte değerlendirmeye çalışıyoruz. Bunu zaten geçen derslerde görmüştük arkadaşlar. Şimdi burası çok önemli arkadaşlar. Şimdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam iki grup insandan bahsediyor. Yani iki grup müminden bahsediyor. Eski ümmetlere ait. Birileri bir grup iyi, takva sahibi, Allah'tan korkan bir grup. Diğeri ise günahları işleyen, fasık, Allah'tan korkmayan ama mümin olan bir grup. İyi olanlar kötülere rastlayınca, kötü olan insanlara rastlayınca, onları kötülük işler bulunca ne yapıyorlar arkadaşlar? İlk başta yapmayın, etmeyin, Allah'tan korkun diye nasihat ediyorlar. Çünkü Allah onlara da bunu emretmişti. İyiliği emretmek, kötülükten nehyetme vazifesini onlara da yüklemişti. Ama sonra başka bir şey oluyor. Bakıyorlar ki bu iş olmuyor. Laf dinlemiyor insanlar. Bu sefer de diyorlar ki ya bunların düzeleceği yok. Biz de yalnız kaldık tabiri caizse. Topluma uymak gerekiyor. Yapacak bir şey yok. Deyip onlarla bir arada bulunup sonra yaptıklarını meşru görmeye başlıyorlar. Böylelikle Allah'ın lanetine ve gazabına müstahak oluyorlar arkadaşlar. Çok korkunç bir durum. Şimdi burada diğer başka bir ayeti size okuyacağım. İlk önce bu lanetin sebeplerinin ilk sebebi neydi arkadaşlar? ذَٰلِكَ بِمَعَصَوْ وَكَانِ يَعْتَدُونَ Onlar baş kaldırdı ve haddi aştılar değil mi? Hani İsrailoğulları lanete uğradı ya. Neden lanete uğradı? Baş kaldırdı ve isyan ettiler. İsyan etmek ne demek arkadaşlar? Güzel. Allah-u Teala'nın emrine uymamak. Yasaklarına sakınmamak. Bu isyan etmek oluyor. Peki baş kaldırmak nedir? Haddi aşmak nedir? Örnek vereyim. Örnek verelim. Bugün mesela haramlara kılıf uydurmak diyelim biz buna. Mesela bir örnekten yola çıkalım. Mesela faiz haram değil mi? Bugün herkes faizin haram olduğunu kabul ediyor mu? Ediyor. Ama ev alabilmek için, araba almak için, araba alabilmek için, iş yerini büyütebilmek için insanlar krediye başvururken ne diyor? İhtiyaç meselesi. Aslında haram olduğunu kabul ediyor. Ama harama kılıf uydurarak kendine ne yapıyor? Meşru hale getiriyor. Meşrulaştırıyor kendine. Mubah hale getiriyor. Bu aslında yapmış olduğu günahtan daha büyük bir suç. Farkında değil. Lanetlenmenin sebeplerinden biridir bu. ذَٰلَكِ بِمَعَصَوْ وَكَانِ يَعْتَدُونَ Hem asi oluyorlar hem de baş kaldırıyorlar. Keşke faize bulaşıp da boynum bükük olsaydı Allah gafur ve rahimdi. Ama hem baş kaldırdın hem de haddi aştın. Faizi mubahmış gibi gösterdin. Mecbur faize bulaşılması gerekiyormuş gibi lanse ettin. Başka türlü olmuyor dedin. Başka türlü ekonomi yürümüyor dedin. Başka türlü ev sahibi olunmuyor dedin. O zaman nasıl iş sahibi olacağız dedin. Nasıl araba alacağız dedin. Mesela neyse artık. Veya başka bir örnek verelim. Mesela kadınlarla hüküm. Allah Azze ve Celle ailede erkeği bir derece üstün kıldığını söylüyor. Üstün tuttuğunu söylüyor. وَلِلْرِجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَ Erkeklerin bir derece üstünlüğü vardır. Yalnız bu üstünlük elbette ki anlıyorsunuz değil mi? Ne manaya geldi? Yani despotluk manasında değil.
Sorumluluk manasında. Erkek sorumludur yani evde. Peki bugün bizim toplumumuzda kadın ne durumda arkadaşlar? Erkek bir puan önde mi şu an kadından? Yani aile içerisinde diyorum. Eşit. Ne eşiti? Kadın. Ne eşiti kardeşim? Bütün haklar, kanunlar kadının lehine. Zalike bi ma'asa ve kan ya'tedun bu işte. Haddi aşıyorsun. Baş kaldırıyorsun Allah'ın hükmüne. Allah hükmünü koymuş. Ahkamını belirtmiş. Böyle olması gerekiyor demiş. Sen ne demişsin? Eşitlik ya Rabbi. Eşitlik. Eşitlik bir zulümdür. Yeri geldiği zaman. Adalettir istenilen. Adalet ise nasıl sağlanır? Allah Azze ve Celle tarafından sağlanır. Sen Allah'ın sözünü dinlemediğin zaman kardeşim ve kâne ya'tedûn sana dokunur. Lanetlenirsin o zaman. Yani kadınları koruyacağım diye erkeklere zulmetmeye başlarsın bu sefer. Adalet nedir? Allah-u Teala'nın şeriatındadır. Onu hakkıyla tatbik edildiği zaman zaten bir şey gerek kalmayacak. Ama biz daha iyi biliriz ya Rabbi diyoruz ya. Bunu lisan halle söylüyor. Dilimizde söyle, dille söyle zaten kafir oluruz. Allah muhafaza buyursun. Ama lisan halle ne diyoruz? Evet ya Rabbi sen bu şekilde indirdin ama nasıl olacak bu işler bu zamanda diye lisan halle biz bunu ne yapıyoruz? Bu şekilde gösteriyoruz. Kardeşim hiç kusura bakmasın kimse. İşte bu Allah muhafaza buyursun lanetlenmenin ve gazabı üzerimize çekmenin en büyük sebeplerden biri. Allahü Teala'nın emir ve yasaklarını baş kaldırmak ve haddi aşmak. İkinci olarak birbirlerinin yaptıkları fenalıklara mani olmuyorlardı. Kânû lâ yetenâhevne an munkerin fe'alû. Yanlış iş yapıyor. Mesela Oğuz kardeşim yanlış bir iş yapıyor. Ben ona mani olmuyorum. Elimle, dilimle, kalbimle mani olmuyorum. Mani olmak istemiyorum. En yakınları bile, annesi babası bile onu düzeltme ihtiyacı hissetmiyor. Arkadaşları bunu yapma Oğuz, Allah'tan kork. Yarın bugün Allah-u Teala'nın huzuruna çıkaramazsın, çıkamazsın diyemiyor. Demiyor. Deme ihtiyacı hissetmiyor. Onu kendi hayatı diyor. Birbirlerinin yaptıkları fenalıklara mani olmuyorlardı. İkinci lanet sebebi. Bir başka husus. Terahum kesiran minhum yetevellevnellezine keferu. Onların çoğunun kafirlerle dostluk ettiğini görürsün. Dostluk arkadaşlar müminleri bırakıp da kafirleri dost edinmek manasına geliyor. Yani kafirlerin aleyhine estağfurullah müminlerin aleyhine kafirlerle dostluk kurmak burada kastedilen. Müminlerin aleyhine ne yapıyorsun? Kafirlerle işbirliği yapıyorsun. Bu çok tehlikeli. Burada arkadaşlar bir ayet okumak istiyorum. Peki bizim dostumuz kim? Bunu yazabiliriz mesela. Bizim dostumuz kim? Yani laneti üzerimize çekmemek için, Allah'ın gazabına uğramamak için ve sonunda kafir olarak ölmemek için. Çünkü lu'inellezine keferu min beni İsrail. Kafir olan İsrailoğullarından kafir olanlar diyor Allah-u Teala. Demek ki kafir olmuşlar sonunda. Lanetlenerek kafir olmuşlar. Peki nasıl kafir oldular? Haddi aştılar. Asi oldular. Birbirlerinin yaptıkları fenalıklara mani olmadılar. Kafirlerle işbirliği yaptılar müminlerin aleyhine. Bütün bunlar hepsinin kafir olmanın sebepleri oldular. Kafir olarak ölmeye onları götürdü. Burası çok önemli noktalar arkadaşlar. Dikkat dinleyelim. Peki kafir olarak ölmemek için Allah'ın lanetine
düçar olmamak için, gazaba mahkum olmamak için ne yapmak gerekiyor? Kimi dost edineceğiz? O da Maide suresinin 55. ayet. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnemâ veliyyukumullahu. Sizin dostunuz ancak ve ancak Allah'tır. Bir. Allah. Ve Resuluhu. Peygamberi. Aleyhissalatü vesselam. Allah, peygamber. وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا الَّذ۪ينَ يُق۪يمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ Ve iman edenler ki onlar namazın hakkını verirler, hakkıyla namaz kılarlar, dosdoğru namaz kılarlar, zekatını verirler وَهُمْ رَاكِعُونَ Ve onlar Allah-u Teala'nın emrine, şeriatına %100 teslimdirler. Rükû pozisyonunda olanlar. Ancak bunlar sizin dostunuzdur. Başkası olamaz. Başkalarını dost edinirsek, başkalarıyla oturup kalkarsak, yeme içmeden bahsetti ya burada Efendimiz Aleyhisselam. Onlarla oturdular, yediler, içtiler, muhabbet ettiler, çay içtiler, geziye çıktılar. Yani bir ülfet söz konusu diyor ya, işte Efendimiz Aleyhisselam ne yaptılar? Bir muhabbet aralarında gerçekleşti. Muhabbet vardı. Dolayısıyla onların yapmış olduğu yanlışları, kötülükler artık umursamaz hale geldiler. Göz yumdular. Çünkü muhabbet besliyorsun ya karşı tarafa. Artık bir zaman sonra onları uyarma ihtiyacı hissetmezsin sen. Hatta yanlış yapmadığını bile düşünmeye başlarsın. Zulme rıza zulümdür. Küfre rıza küfürdür. İsyana rıza da isyandır. Bu böyle bilinmesi gerekiyor. Eğer sen isyan edilen bir yerde sen rıza gösteriyorsan yapılana, o yapıyor ama diye bir mazeret var ya, biz bunu kendimize meşrulaştırıyoruz ya, o zaman sen de ona ortak oluyorsun. Ona ortak olmuş oluyorsun. Fakat tekrar söylüyorum. Elimizle, dilimizle ve kalbimizle neye gücümüz yetiyorsa ancak onu yapacağız biz. Bir şekilde tepkimizi göstereceğiz. Tepkimizi göster. En azından suratımız asılsın ya. Her zaman söylüyorum değil mi bak bunu? En azından suratımız asılsın. En azından hoşnut olmadığımı karşı taraf görsün. Düşmanlık yapmama gerekmiyor. Kan dökmem de gerekmiyor. Ama buğz ettiğimi hissettireyim. Yani yanımda sigara içen bir dostum, namaz kılmayan bir yeğenim, faize bulaşmış olan bir amcam, neyse artık, içki müptelası olmuş bir dayım, benim yanımda olduğunda eğer ben tebliğ yapamıyorsam, elimle dilimle düzeltemiyorsam, en azından bu işten rahatsız olduğumu, yani işten ama kendisinden değil, işten rahatsız olduğumu ona hissettirmen lazım. Lanete uğramamak için. Bugün arkadaşlar maalesef bizim başımıza gelmiş en büyük belalardan biri, ümmetin başına gelmiş en büyük belalardan biri maalesef budur. Kalben bile ne yapmıyoruz? Buğz etmiyoruz karşı tarafa. Yani elimizde zaten düzelttiğimiz yok. Dilimizde de yaptığımız söz konusu değil. Ama kalben bile buğz etmiyoruz ya. Yapın Allah'a, hiçbir sıkıntı yok. Yani o kendi hayatı, iyi bir insan diyoruz mesela değil mi? Diyebiliyoruz bunu. Çok iyi bir insan, şeker gibi insan. Evet, namaz kılmıyor, işte oruç tutmuyor, işte şunu yapmıyor, bunu etmiyor ama çok iyi bir insan ya. Nice Müslümanlardan daha iyi. Mesela duyabiliyoruz bak bütün bunları. Evet, insanlığı belki iyi olabilir. Ama bu adam Allah'a isyan ediyor. Baş kaldırıyor ya. Senin çok sevdiğin o Allah'a baş kaldırıyor bu adam. Bu kadın. Neyse artık. Sen onunla oturmakla, çay içmekle, muhabbet etmekle bir sakınca görmüyorsun. Ben geçen derste anlattım. Tebliğ için otur bak. Tebliğ yapmak için saatlerce otur. Sabaha kadar otur. Sabaha kadar çay iç beraber. Yeter ki senin gayen onu vazgeçirmek olsun. O zaman sıkıntı yok. Bak her gün git gel o zaman ona. Ama kardeşim
Misafirliğe gidiyorsun. Onu misafirliğe çağırıyorsun. Beraber belki seyahate çıkıyorsun. Bu çok tehlikeli bir durum arkadaşlar. Sorduğun zaman da onu kendi hayatı diyebiliyoruz. Maalesef bunu söyleyebiliyoruz. Dostumuz kimiz arkadaşlar? Dostumuz kim? Allah. İki. Peygamber. Üç. Ha. Namazı dost doğru kılan, zekat veren ve Allah'ın şeriatına %100 teslim olan. Lahum rakiun bu. Çünkü namaz kılabilir bir Müslüman, zekat da verebilir ama şeriatta teslimiyette sıkıntılar olabilir bak. Şeriata teslimiyette sıkıntısı olmayanlarla dostluk kuracaksın. Senin dostun ancak bu insanlar. Ve men yetevellallahu ve rasuluhu vellezine amenu. Kim Allah'ı, peygamberi ve iman edenler, bu sayılan vasıflara sahip olan müminleri, iman edenleri dost edinirse, fe inne hizballahi humul galibun. Hiç şüphesiz Allah'ın tarafını tutanlar galip gelenler olacaktır. Rabbimizi bunlardan eylesin. Bir ayet daha size burada okuyacağım arkadaşlar. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Lanete uğramamak için bir ayet daha okumak istiyorum. Ya eyyühellezine amenu la tettehizul yehude ven nesara evliyâe. Ey iman edenler! Yahudileri ve Hristiyanları dost edinmeyin. Yahudileri ve Hristiyanları dost edinmeyin. Ba'duhum evliyâu ba'd. Onlar birbirlerinin tarafını tutarlar. Birbirlerinin dostlarıdır onlar. Aslında kedi köpek gibidirler birbirlerine karşı. Müslümanlar ortadan bir çekilse onlar aslında birbirlerini yerler. Tarih boyunca da hep böyle olmuştur zaten. Şu an İslam yükselişte olduğu için birbirlerini destekleyip Müslümanları ve İslam'ı devirmeye çalışıyorlar. Onlar birbirlerinin tarafını tutarlar diyor Allah-u Teala. Birbirlerinin dostlarıdır. وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ. Kim onları dost edinirse, sizin içinizden kim onları dost edinirse, فَاِنَّهُ مِنْهُمْ. O zaman o da onlardandır. اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. Allah böyle zalimleri hidayete erdirmez. Lanete uğramamak için, kafir olarak ölmemek için, gazaba uğramamak için arkadaşlar, Yahudileri, Hristiyanları, kafirleri ne yapmayacaksın? Dost edinmeyeceksin. Çünkü İsrailoğulları bunu yaptı. Müminlerin aleyhine kafirlerle işbirliği yaptı. Lanete uğradılar. Bu çok önemli arkadaşlar. Peki Yahudi, Hristiyanlar dost edinmek ne demek? Yani hiç siyasi, ekonomi, ondan sonra sosyal ilişkimiz hiç olmasın mı? Olsun. Olacak da. Onlar bizimle savaşmadığı sürece, Müslümanları yurtlarından çıkarmadığı sürece, mallarına, ırzlarına, dinlerine, topraklarına göz dikmedikleri sürece onlarla siyasi, ekonomi ve sosyal ilişkiler kurmamızda sakınca yok. Bunda sakınca yok, sıkıntı yok. Ne zaman ki İslam'a Müslümanlar kast ediyorlarsa o zaman dostluk haramdır. O zaman hiçbir şekilde ilişki kuramazsın. Ticaret yapamazsın. Mesela örnek olarak veriyorum. Mallarını satın alamazsın. Rabbim bunlardan hakkıyla ders çıkartmayı bizlere nasip etsin dostlar. Çünkü Allah Azze ve Celle yani tehdit ediyor. Dikkat ediyorsanız burada. Sizden kim onlara dost edinirse o da onlardandır. Yani siz Müslümanları bırakıp da Müslümanların aleyhinde iş yaparsanız, kafirlere yalakalık yaparsanız, kafirlerle oturup kalkarsanız, kafirlerin yaptıklarını hoş görürseniz,
kafirlerin yaşam tarzını benimserseniz, kafirleri gözünüzde büyütürseniz, o zaman tehdit var arkadaşlar. Fe innehu minhum. O da onlardandır. Evet. Son olarak da burası çok önemli. Yani lanetin iniş sebeplerinden biri de eğer gerçekten Allah'a iman etmiş olsalardı ve peygamber iman etmiş olsalardı, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a indirilmiş olan Kur'an'ı hakkıyla ittiba etmiş olsalardı mettehazuhum evliya, onlar dost edinmezlerdi. Velakinne kesiran minhum fasikun. Ama onların çoğu fasıklar. Fasık ne demek? Yoldan çıkmış, günahkar, günahları alenen işleyen, utanmayan Müslüman demek. Onların çoğu fasıklar. Yani burada arkadaşlar şöyle 6 nokta var. Çok önemli. Hemen hızlıca geçiyorum. 1. Günahkar ve fasıklarla, asilerle beraber oturup kalkmayacağız. 2. Zaruret dışında. Bu zaruret neydi Ümit? Ancak tebliğ amaçlı. Bir arada oturulabilir. Veyahut işte onlar eğer İslam Müslümanlara saldırmıyorsa, düşmanlık yapmıyorsa, siyasi, ekonomi ve sosyal ilişkiler dışında onlarla oturup kalkmak, muhabbet etmek yok. 2. Baş kaldırma ve isyan etme söz konusunu anlattım değil mi ben size? Eğer lanete uğramak istemiyorsak, kafir olarak ölmek istemiyorsak arkadaşlar, o zaman baş kaldırma söz konusu olmayacak. Allah-u Teala'nın emirlerine karşı baş kaldırma olmayacak. Namaz kılmayan bir insan da baş kaldırmış oluyor Allah'a. Bugün Allah kumarı haram kıldığı halde milli piyango bileti alan ve satan insan da baş kaldırmış oluyor. Buna sessiz kalan Müslüman da baş kaldırmış oluyor. Çünkü ortak olmuş oluyor buna. 3. Aşırı gitmek ve haddi aşmak. Bunları da aynı açıkladım ben size. Zaman kısıtlı. Yani Allah-u Teala'nın emir ve yasaklarını kılıf buluyorsun. Yasaklara karşı bir kılıf uydurmaya çalışıyorsun. Ahkamına ne yapıyorsun? Bir kılıf uydurarak kendini meşrulaştırmaya çalışıyorsun. Haddi aşıyorsun. 4. Birbirlerinin fenalıklarına engel olmamak. Arkadaşlar lütfen rica ediyorum. Birbirimiz en azından bari ailelerimiz arasında, dostlar arasında bunu yapmak gerekiyor. Yanlışımızı gördüğümüz zaman uygun bir üslupla kenara çekip, kardeşim bu yaptığın doğru değil, Allah'tan kork. Bak daha yeni Riyas-ı Salih'in dersinden çıktık. Şunu şunu yapmamız bize yakışık kalmaz dememiz Allah'ın izniyle rahmete vesiledir. 4. Kafirleri dost edinmemek. Estağfurullah, kafirleri dost edinmek. Kafirleri dost edindiğimiz zaman arkadaşlar lanet gelir kardeşim. Müslümanları bırakıp Müslümanların aleyhine kafirlerle işbirliği yapmak lanet sebebidir. Burada da Maide suresinin 55. ayetinde ne yaptık? Örnek verdik. Yani kim bizim dostumuz diye örnek verdik. Altıncı olarak Allah'a, peygambere ve Kur'an'a hakkıyla iman etmemek lanetin iniş sebeplerinden biridir. Ve son olarak da fasık bir mümin olarak yaşamak çok tehlikeli. Günah işliyorsa bari bunu alenen yapma. En azından bari gizli yap bunu. Kimseye gösterme, kimseye de anlatma. Günah alenen işliyor mu fasık? Alenen, yani utanmıyor. Ben namaz kılmıyorum diye ama kalbim temiz diyor mesela. Fasık.
Ben iyi niyetliyim. Kimseye ben kötü düşünmüyorum diyor. Sanki Allah namaz kılmayı bunun için farz kıldı. Yani namazı sorduğun zaman neden Allah namazı farz kıldı? İşte Benim kalbim temiz kalbim temiz olsun diye. Kalbim temiz olsun diye Allah-u Teala farz kılmadı ki. Allah-u Teala farz kıldı. Ha, şöyle hikmetleri vardı, sebepleri vardı. O ayrı bir konu. Ama Allah emretti diye biz namazı kılıyoruz. Ama şeytan nasıl inandırıyor ona? Benim kalbim temiz diyor. Ben iyi bir insanım diyor. Nice namaz kılanlardan ben çok daha iyiyim diyor. O diyor işte yalan söylüyor. Şöyle yapıyor, böyle yapıyor. Ben hiç olmazsa diyor. Kimseyi aldatmıyorum diyor. Kul hakkına riayet ediyorum ben diyor. Nasıl oluyorsa bu. Şey ümit. Yani demek ki şeytan bu şekilde insanları kandırabiliyor arkadaşlar. Allah muhafaza buyursun. Açıklamalara geçiyoruz. Kur'an-ı Kerim'de olduğu gibi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerinde de geçmiş ümmetlerle ilgili bilgiler vardır. Bu hadis-i şerif İsrail oğulları ilgili bilgiler sunan ve metinde geçtiği üzere Kur'an'ın konuyla alakalı ayetlerini açıklamalar getiren bir rivayettir. Bu rivayet toplumun nasıl bozulmaya başladığını, niçin lanetlendiğini yani Allah'ın rahmetinden mahrum bırakıldığını ve akıbetlerinin ne olduğunu gözler önüne sermektedir. Şayet, burası önemli arkadaşlar, şayet halkta başlayan bozulmaya alimler ve yöneticiler engel olmaz, marufu emir ve münker vazifesini yerine getirmezlerse, bunun aksine kötülüklere göz yumar, kötülerle beraber düşer kalkarlarsa, onlarla yiyip içerlerse, Allah da onların kalplerini birbirine benzetir. Günah işlemeyenlerin kalplerini, günah işleyenlerin kötülükleri yüzünden karartır. Çünkü onlar günah işleyenleri günahlarından vazgeçirmemiş, aksine hoş görmüşlerdir. Böylece hepsinin kalpleri katılaşmış, hakkı ve hayrı kabulden uzaklaşmış, isyanları sebebiyle rahmetten de mahrum bırakılmışlardır. Allah muhafaza buyursun. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam Kur'an ayetlerini okuduktan sonra bizden şunları istiyor arkadaşlar. Bir, iyiliği emredip kötülükten sakındırmak. Bu bir. İki, zalimin elinden tutup zulmüne engel olmak. Üç, zalimi hakka döndürmek. Yani bu zalimi elinden tutup zulmüne engel olmak arkadaşlar. İlla yani bir yanlış bir iş yapıyor, elinden tutuyorsun, ona engel oluyorsun manasında el bir gücü ifade ediyor değil mi? Güç olarak ne varsa sen onu yapıyorsun, engellemeye çalışıyorsun yani zulmünden. Ve zalimi hakka döndürmek. Yanlış bir iş yapıyor, zulmediyor. Hakka döndürmeye çalışmak için sarf ediyorsun, gayret sarf ediyorsun. Dört, zalimi hak üzerinde tutmak. Çok önemli bir nokta. Zalimi hak üzerinde tutmak. Öyle bir hale getireceksin ki zalimi, istese de zulmedemeyecek. Şayet bunlar yapılmazsa Allah bizim kalplerimizi de birbirine benzetir. Sonra da İsrail oğullarına lanetlediği gibi lanete hak kazanırız. Allah muhafaza buyursun. Hadisten öğrendiklerimiz, açıktan işlenen günah ve kötülüklere engel olmak yöneticilerin ve alimlerin görevidir ilk olarak. İki, yöneticiler ve alimler kötülüğe göz yumar ve onu kendileri de işlerse toplumun çürümeye ve çöküntüye gidişi hızlanır. 3. Kötülüğe ses çıkarmamak, kötülüğü teşvik ve yayılmasına vesile olmaktır. Hah, bak çok önemli. Sen eğer kötülüğe ses çıkartmıyorsan kardeşim, o zaman sen kötülüğün yayılmasına vesile oluyorsun. Bir kötülüğe vesile olan onu yapmış gibidir. İyiliğe vesile olan onu yapmış gibidir buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam. Kötülüğe vesile olan da onu yapmış gibidir buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam. Dolayısıyla ses çıkartmadığın zaman en azından kalben buğz etmediğin zaman sen de sanki o kötülüğü yapmış gibi günah kazanıyorsun. 4. Kötülükleri ortadan kaldırmak sadece sözle veya kalben buğz etmekle mümkün olmaz. Elle de müdahale şarttır. Zulmü mutlaka önlemek gerekir. Bu yapıyı teşekkül ettirmek Müslümanlar için bir vecibedir.
Ben her zaman söylüyorum size. Böyle bir yapıyı teşekkül ettirmek için çocuklarımızı bu yönde eğitmemiz gerekiyor dostlar. 199. hadis-i şerif. Ebu Bekir es-Sıddık radıyallahu anh şöyle dedi. Ey insanlar, şüphesiz siz şu ayeti okuyorsunuz. Hangi ayeti? Maide suresinin 105. ayeti. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenu aleykum enfusekum. Ey iman edenler, siz kendinize bakın. Siz kendinize bakın. La yedurrukum men dalle izehtedeytum. Siz doğru yolda olduğunuz müddetçe sapanlar size zarar veremez. Şimdi siz, Ebu Bekir ne diyor? Radıyallahu anh. Siz bu ayeti okuyorsunuz. Hangi ayeti? Ey iman edenler, siz kendi halinize bakın. Siz doğru yolda olduğunuz müddetçe sapanlar, yanlış yolda olanlar size zarar veremez. Oysa ben Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı şöyle buyururken işittim. Şüphesiz ki insanlar zalimi görüp de onun zulmüne engel olmazlarsa Allah'ın kendi katından göndereceği bir azabı hepsine umumileştirmesi yakındır buyurmuş Efendimiz Aleyhisselam. Şimdi oradaki toplum nasıl anlıyormuş bu ayeti? Kıl namazı, tut orucunu, karışma insanların işine, gir cennete. Onlar da bu şekilde bu ayeti yanlış anlıyorlarmış o toplumda. Siz yanlış anlıyorsunuz. Hatta aslında ayetin sonunda ne buyuruyor Yüce Rabbimiz? İzehtedeytum. Eğer doğru yolda iseniz, eğer doğru yolda iseniz, siz eğer şeriat üzere yaşıyorsanız, o zaman yanlış yolda olanlar size zarar veremez. İzehtedeytum ne demek? Doğru yolda hani eğer siz doğru yoldaysanız demek ne demek? İyiliği emredip kötülükten nehyediyorsanız da demektir. İnce bir ayrıntı Ha, geçiyor orada. aynen. İzehtedeytum bir şart koşuyor Allah orada. Yani doğru yolda iseniz eğer siz kimse size zarar veremez. Doğru yolda olmak neyi gerektiriyor arkadaşlar? Ha, emir bil maruf, nehyanil münker. İyiliği emredip kötülükten nehyetmeyi de gerektiriyor. Hem de en önemli emirlerden biri bu Allah-u Teala'nın. Dolayısıyla sen orada diyemezsin ki ya bana ne, insanlar nasıl yaşarsa yaşasın diyemezsin ki. O zaman o sapıtanlar sana zarar verebilir. Verir de nitekim. Veriyor da. Sana vermese çocuğuna verir. Torununa verir. Topluma verir. Sen karışmazsan kardeşim kötülükler çoğalır. Kötülükler çoğalınca kötüler çoğalır. Kötüler çoğalınca da senin başına otomatikman kim geçer? Kötü biri geçer. İyi yok ki ortada. Ondan sonra dua edersin. Ya Rabbi bu zalim başımızdan kaldır. Kaldırmaz o zaman Allah. Geçen hadisi hatırlayın. O zaman dua edersiniz de duanıza icabet edilmez. Açıklamalar. Ebu Bekir radıyallahu anh insanların bu ayeti okuyup gerçeği anlamadıklarından şikayetçidir. Yani herkes kendince müstakil ferdi bir hayat yaşasın. Kimse kimseye karışmasın tarzında bir anlayışa sahip olduklarından yakınmaktadır. Oysa Müslüman olmanın, hak yolda bulunmanın gereklerinden biri de gücünün yettiği kadar ma'rufu emir ve münkerden nehi vazifesini yerine getirmektir. Ayette kastedilen mana her fert kendi vazifesini yapar. İslam toplumunda genel itibariyle iyi hal üzerine bulunur, hidayet üzere gider. Böylece fert ve toplum olarak Müslümanlar doğru ve hak yolda olurlarsa kafirlerin, müşriklerin, münafıkların, yabancı din ve milletlerin sapıklıkları onlara zarar vermez tarzında anlaşılmalıdır. Yani İslam toplumu genel itibariyle iyi hal üzerindeyse, hidayet üzerindeyse ve böylelikle fert ve toplumlar Müslümanlar olarak doğru yolda iseler ancak o zaman kardeşim bu yanlış yolda olanlar size zarar veremez.
Yoksa ben kötülük yapmıyorum ya, başkaları ne yaparsa yapsın diyerek içinde yaşadığı toplumdan kopuk bir hayat süren ve onların dertleriyle ilgilenmeyenler bizzat kendileri doğru yolu bulamamış, mesuliyet hissine sahip olamamış sayılırlar. Neticede toplumun yönetimini şerlilerin ve sapıkların eline teslim ederler. Bundan doğacak zarar da herkes çeker. Hadisten öğrendiklerimiz. Ya maalesef arkadaşlar bugün de görüyoruz değil mi? Yanlış bir şey oluyor. Mesela bir imza kampanyası oluyor zulme karşı. Onu bile imzalamaya Müslüman üşeniyor. Onu bile üşeniyorsun kardeşim. Bir dilekçe bile yazmaya üşeniyor Müslümanlar. Şuraya bir dilekçe yazalım diyorsun. Yanlış bir şey oluyor burada. Bir e-mail yazalım diyorsun. Kimse alakadar olmuyor. Ne olacak ki benim yazdığımdan diyor. Veyahut korkuyor. Lan soruşturma moruşturma falan geçirip bir şey olur diyor. Neyse artık. Neden endişe ediyorsa. Ya tembelliğinden ya da korkaklığından. Pısırıklığından bunu yapmıyor. Ya da küçük görüyor. Yani dediği gibi bu ne yani sen neyle meşgulsün diye mesela adam. Daha önemli işlerimiz var. Daha çok düzelt daha büyük düzeltilmesi gereken işler var diyor. Hadisten öğrendiklerimiz, Kur'an ve sünneti geneli içinde ve doğru olarak anlamak gerekir. Bu ayetten bak bunu anlıyoruz arkadaşlar. Şimdi siz kendinize bakın dedi Allahü Teala. Ama izeh dedeytum. Doğru yolda olduğunuz müddetçe. O da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diğer hadis-i şeriflerinde işte bunu açıklıyor. İyiliği emredeceksiniz, kötülükten nehyedeceksiniz. Aksi takdirde bak umumi belalar, fitneler size gelir. Sonra dua edersiniz, duanız kabul olmaz diye Efendimiz Aleyhisselam bunu açıyor, bu ayeti açıyor. Yani dolayısıyla Kur'an'ı sünnetin doğrultusunda anlamak gerekiyor. İki, ferdin ve toplumun ıslahı birlikte düşünülmeli. Toplum ferde, fert topluma feda edilmemelidir. 3. Ferdi ihmallerden doğacak zarar toplumu da etkiler. Aynı şekilde sapıklığa düşmüş toplumlara gelen felaket fertleri de kapsamı içine alır. Fertlerin iyiliği de ona engel olamaz. Çünkü iyiler toplumun ıslahı için gerekeni yapmamışlardır. Rabbim ihlasla amel etmeyi ve diğer mümin kardeşlerimize de aktarmayı bizleri muvaffak kılsın. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.